Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlıktan herkese günaydın. Bugün değerli konuğumuz diş hekimi Doktor Sevinç Karaoğlu ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Günaydın. Nasılsınız hocam? İyiyim, çok sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok çok teşekkürler. Hocam çocuklarda ilk diş muayenesi ne zaman yapılmalıdır? Çocuklarımızın süt dişlerinin tamamlanması ki 20 tane süt dişinin çıkmasını bekliyoruz. 2,5 yaşını buluyor. Dolayısıyla biz 2,5 yaşından itibaren çocuklarımızı herhangi bir şikayetleri olmadan diş hekimiyle tanışmaya davet ediyoruz. Biz hem çocukları bir diş hekimi nedir, ne iş yapar, nasıl aletler kullanır, anne baba ya da çocukların dişlerinin sayıları, yerleri, pozisyonları hakkında genel bilgiler vermek üzere diş muayenesini tavsiye ediyoruz. Peki diş fırçalamanın öneminden hep bahsederiz, hep biliriz ama çocuklar için de geçerli mi? Çocuklar da diş fırçalamalı mıdır? Evet, mutlaka fırçalamalıdır ve ben yaklaşık 20 yıllık meslek hayatımda hep şunu görüyorum. Hala insanlar çocukların dişlerinin fırçalanması gerekliliği ile ilgili inançları yok. Çünkü herkes sanki şöyle. Sanki süt dişi dökülecek zaten gerek evet, yok gibi değil mi? Evet, doktor öyle hanım diyor çocuğun zaten dişi dökülecek. Niye fırçalamalıyız? Bir kere alışkanlık edinmemiz gerekiyor ve bu alışkanlığı ben hastalarıma şunu söylüyorum. 2,5 yaşındaki bir çocuğun diş fırçalama alışkanlığı olmalı ki bunu bir yetişkinliğinde de devam ettirebilsin. Sabah kahvaltıdan sonra fırçalamalı ve gece uyumadan önce dişler fırçalanmalı ve fırçalandıktan sonra da yeme içme alışkanlığı olmamalı. Yani su dışında biz çocuğumuza bir şey vermemeliyiz. Fakat çocukların el kasları yeterince kuvvetli olmadığı için o fırçayı da belli bir güçte ve etkinlikte fırçalamamız, kullanmamız gerekiyor. O yüzden anne babaya veya çocuğun bakımından sorumlu olan yardımcılarımızdan çocukların dişlerini 6-7 yaşına kadar çocuk fırçalasın. Çünkü bazen ona fırçalama oyun gibi geliyor ve ben mutlaka çok seviyorlar. Çocuk fırçayı eline alsın istiyorum. Bazen anne baba da sen yapamazsın deyip çocuğun elinden fırçayı alıyor. Bu da yanlış bir şey. Hayır, çocuğumuz yapabilir, yapmalı da zaten ama kendi gücünün yettiği kadar yapıyor. Doğru teknikle yapamıyor. Dolayısıyla biz büyükler 6-7 yaşına kadar çocuğa dişini nasıl fırçalaması gerektiğini göstermeliyiz. Çünkü her gün anlatırsanız çocuk bunu kaç yaşında olursa olsun anlıyor ve en önemlisi dişlerinin temizlenmesi gerektiğinin farkına varıyor, ayırdına varıyor. Çünkü diğer türlü çocuk da bilmeyebiliyor dişini niye fırçalaması gerektiğini. Dolayısıyla anne baba bir yetişkin çocuğun diş fırçalamasından sorumludur. Ta ki 6-7 yaşına kadar çocuk bu işi yapacak kuvvete, elleri, kasları yeterince gelişene kadar bizler fırçalamalıyız. Aynı zamanda dişler dökülüyor ama diş etlerini korumak için de yani bir şekilde ağız hijyeninin sağlanması lazım. Tabii zaten. Kesinlikle. Çünkü biz sadece diş fırçalamayı, çok doğru söylediniz Nur Bey, dişler için önermiyoruz. Ağız ve diş sağlığı için, diş etleri için öneriyoruz. Çünkü ergenlikle beraber özellikle diş etleri daha şişmeye, kanamaya başlıyor. Çocuk o dönemde dişlerini fırçalamazsa yetişkin yaşta büyük cerrahi operasyonlarla düzeltilebilecek diş eti problemleri sahip olacak. Dolayısıyla biz aslında çocuğumuza ağız bakımını anlatırsak, çünkü hepimiz Allah uzun ömür versin önce çocuk oluyoruz sonra yetişkin oluyoruz. Sağlıklı dişlere sahip olmak istiyorsak bunu 2,5 yaşındaki çocuğumuzu aldık, diş hekimine götürdük. Diş hekimi bize ve çocuğumuza neden diş fırçalamamız gerektiğini anlattı, nasıl yapmamız gerektiğini anlattı. Böylece biz hep erken teşhis hayat kurtarır diyoruz tıpta. Diş hekimliğinde de çürümeyi engellediğiniz zaman ileride ne bir implant ihtiyacınız olacak, ne bir diş eti tedavisi ihtiyacınız olacak. Olanı korumayı öğreteceğiz ki en basit ve en ucuz sağlık yolu da budur bence. Sevinç Hocam, çocuklarda parmak emme ya da biberon kullanımı, emzik kullanımı zararlı mı? Belli bir yaşa kadar zararı yok. Çünkü çocuk anne karnında aslında emme refleksiyle doğuyor. Parmağını emiyor ve çocukların neredeyse %100'e yakını baş parmağını ve hatta ayak parmağını emen esnek bebekler görüyoruz. Emme çocuğa haz veriyor ve çocuk dünyayı önce ağzına götürerek, ellerini ya da yeni bir cismi ağzına götürerek tanıyor. Dolayısıyla biz çocuğun emme refleksine ket vurmamalıyız, engellememeliyiz. Zaten otomatik olarak da 2 yaş civarı çocukların çoğu yavaş yavaş bu parmak emme refleksini bırakıyorlar.
Fakat 3 yaşından itibaren devam ederse, ki buna parmak emme, az önce sizin dediğiniz gibi biberon kullanımını emzik da katarsak kullanımı. Emzik kullanımı, en zoru sanki emziği bırakıyor çocuklar. Evet. 3 yaştan sonra devam edildiğinde üst çenede damak kubbe şeklinde oluyor. Yani damağın yapısı kalıcı olarak bozulmaya başlıyor ve üst ön dişlerinde şekil bozukluğu oluşuyor. Bir de bu ağızda olan boyutu yine baş parmağını, özellikle az önce söylediğim gibi çocuklar baş parmağını emiyorlar. Baş parmağında da şekil bozukluğu oluyor. Çocuğun siz parmağına baktığınızda, ki çoğu zaman onlar o parmağı saklarlar. Çünkü yaptıkları şeyin kabul görmediğinin onlar da farkındadır. Parmaklarında yara olur ve parmağının da şekli bozulur. Dolayısıyla 3 yaşa kadar okey, herhangi bir sorun yok. Çocuğumuz parmak emebilir, biberon kullanabilir, yalancı emzik kullanabilir. Ama 3 yaşından itibaren bu alışkanlığını devam ettirirse kalıcı iskeletsel bozukluğu olacak üst çenesinde ve dişlerinde, evet, ileride düzeltilmesi gereken problemleri olacak. Ama zor bir şey tabii ki, bunu biz çocuklara, aileye anlatıyoruz. Fakat ben hep şunu gördüm, anlattığınız zaman anlıyorlar. Yeter ki bizler doktor olarak çocuğu korkutmadan ya da bak bunu yapmaman gerekiyor, bunu bırakman gerekiyor gibi bir emrivaki dil dışında. Şimdi elimizde internet var, görselleri kullanıyoruz. İşte parmağını emersen bak parmağın böyle olacak. Sen buna devam edersen bak dişlerin böyle bozulacak. Bak damağın böyle olacak. Bir normal sağlıklı damak ve diş yapısını gösteriyoruz. Bir de parmak emmeye devam ederse olacak tabloyu çocuğa gösteriyoruz. Ben bu yöntemle hastalarımda, yeğenlerimde parmak emme problemini ortadan kaldırdığımızı gördük. Neyse ki bırakıyorlar. Peki oluşabilecek şekil bozukluklarında ortodontik tedavi kaç yaşından itibaren önerirsiniz çocuklara? Ben hastalarıma çocuklarını 5 yaşından itibaren diş hekimi muayenehanesine, eğer 2,5 yaşında getirmedilerse, en geç 5 yaşında diş hekimiyle tanışmalarını istiyorum. Çünkü ilk süt dişi ağzı ortalama 6 aylıkken çıkıyor ve ilk kalıcı dişler de 5 yaşından itibaren, eskiden bizim öğrenci olduğumuz dönemde 6 yaşından itibaren ağza çıkar derdik. İlk ağza gelen dişler de alt ön dişlerdir. 5 yaşından itibaren çocuk artık karışık dişlenme dönemine giriyor. Yani kalıcı dişleriyle süt dişleri ağzında oluyor. Biz o yaştan itibaren çocuğun dişlerini muayene ediyoruz. Eğer çocuğumuzun dişleri arasında boşluklar varsa hastalara ve çocuğa diyoruz ki şahane haber, ileride ortodontik tedaviye ihtiyacın olmayabilir. Bunu da şöyle izah ediyoruz. Süt dişleri hacim olarak daha küçüktür, kalıcı dişler daha büyüktür. Süt dişleri arasında boşluk olması gerekir ki ileride çıkacak kalıcı dişler için biz yer olduğunu anlayalım. Eğer çocuğun dişleri sıkışıksa o zaman biz ortodontik tedaviye 5 yaşında, 6 yaşında başlıyoruz. Ne yapıyoruz? O süt dişlerinin aralarını kendi güzel aletlerimizle küçültüyoruz ki boşluklar açıyoruz, kalıcı dişlere yerler çıkartıyoruz. Dolayısıyla 5 yaşından itibaren muayenesini tavsiye ediyoruz. 5 ile 7 yaş arası ufak tefek tedavilerde bulunuyoruz. Ama az önce konuştuğumuz gibi parmak emen bir çocuğumuz var, bize 5 yaşında geldi. Konuşma yoluyla çözemediysek bazen psikologlardan destek alıyoruz. O zaman damağa yerleştirdiğimiz bir apara ile biz yine bu bozukluğun tedavisine başlıyoruz. Çocuk parmağını emdi, parmağını ağzına götürdü. O aparayı damağına batarak canını yakıyor ve böyle fiziksel bir engelle de bu parmak emme problemini çözüyoruz. Dolayısıyla 5 yaştan itibaren başladık ama genelde üst kesici dişleri çıktıktan sonra 7 yaşla 15 yaş arasında çoğunlukla çocuklarımızın tedavileri için kendilerini kliniklerimizde ağırlıyoruz. Hocam peki şimdi biz bir misafirliğe gittiğimizde bir şey olduğunda bize bir şey ikram ettiklerinde yok ben bunu tüketmeyeyim, benim midemi rahatsız ediyor gibi cümleler kuruluyor. Ağız sağlığı ile beslenme arasında da böyle bir ilişki var mı? Hangi ürünleri tüketelim ya da hangi ürünleri tüketmeyelim diye. Tabii şimdi mutlaka yediğimiz gıdalar, benim de benzer şikayetlerim var. İşte en basiti laktozu tolere edemiyoruz. Birçoğumuzda laktoz intoleransı var. Ağız diş sağlığıyla yiyecekler arasında bağlantı kurduğumuzda bir kere öncelikle özellikle yine konumuz çocuklar olduğu için onlara mineralden zengin besinler vermemiz gerekiyor. Bunların başında süt ve peynir geliyor. Ama sütle de ilgili tabii şu an çok fazla spekülasyon var. İşte kutu sütü mü içelim, kendimiz mi evde kaynatalım? Ama peynirle ilgili en ufak bir soru işareti ben hiç kimsede duymadım. Yine sütün de içinde, peynirin de içinde kazein dediğimiz muhteşem bir
mineral var. Kazein diş çürüğünü engelliyor, dişin yapısını kuvvetlendiriyor, tıpkı kalsiyum gibi, fosfor gibi. Dolayısıyla biz mineralden zengin, kazeinden zengin beslendiğimizde dişlerimizin yapısı daha kuvvetli oluyor. Yapıyı niye kuvvetlendirmemiz gerekiyor? Diş ağzımıza çıkar çıkmaz gelişimini tamamlamış bir vücudumuzun parçası değil. Ağza çıktığı ilk 4 yıl diş yapısal olarak oluşmaya, güçlenmeye devam ediyor. Bunu da tükürüğümüzden gelen minerallerle sağlıyor. Aynı zamanda biz de kalsiyumdan, fosfordan, kazeinden zengin beslenirsek eğer, o zaman diş yapımız gerçekten kuvvetleniyor. Ve en önemlisi beslenme ile diş sağlığı arasındaki bağ, gece belli bir saatten sonra su haricinde hiçbir şey yiyip içmememiz gerekiyor. Hocam peki florürlü diş macunlarının kullanımı çocuklar için uygun mudur? Bir de aynı zamanda şunu da sormak istiyorum. Hani son dönemlerde okullarda da çocuklara bir diş florü yapılıyor ama bir fikir ayrılığı çıkıyor. Kimi grup diyor ki evet çocuklar için çok faydalı, kimi grup diyor ki yok gerek yok. Ne yapmalıyız? Yani bir de sizden dinleyelim. Çocuklarımızın yaşlarına uygun diş macunlarını kullanmalıyız ve bunların da içinde flor olmalı. Eğer florsüz diş macunu kullanırsak çocuklarımızın dişleri çürüye, bizlerin dişlerinden çok daha yatkındır. Hızlıca çocuğun dişleri çürüyecektir. Dolayısıyla flordan korkmamalıyız. Flor çocuk için zararlı değildir, sistemik zarar yoktur. Basında söylenildiği gibi zeka geriliğine vesaire asla evet. sebep olmuyor. Çocuğun flor kaynaklı zeka geriliği yaşaması için birkaç tüp macunu yemesi gerekir. Gıda zehirlenmesi gibi düşünelim. Öyle de bir şey olmayacak çünkü macunlarımızı zaten bir bezelye tanesi kadar, bir pirinç tanesi kadar kullanıyoruz. Dolayısıyla evet florürlü diş macununu çocuğumuzun yaşına uygun macunu seçmeliyiz. Okullarda yapılan flor uygulamalarına göre de gelirsek ben kesinlikle destekliyorum. Ama hastalarıma da şunu söylüyorum. Profesyonel ortamda bizlerin kliniklerine gelebiliyorsanız bizim ortamımız bunun için çok daha uygun. Ama bazı çocuklarımız var Anadolu'da maalesef diş hekimine erişimleri çok zor oluyor, çok kısıtlı oluyor. O yüzden ben bakanlığımızın yaptığı bu uygulamayı destekliyorum. Toplum ve halk sağlığı, ağız sağlığı açısından çok önemli bir uygulama. Dolayısıyla flor bizim düşmanımız değil, ağız sağlığı için en önemli yardımcılarımızdan biri. Flordan korkmayalım, diş macunlarımızın içinde olsun. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz diş hekimi Sevinç Karaoğlu'na birlikteydik. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel, 8'de Sağlığı sundu.